Nerede Nasıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Electrolux marka süpürge modelinin tanıtımını yapacağım. Ürünün tam ismini başlığa yazacağım ve aynı şekilde model numarasını da yazacağım. Bu sayede bu ürün ile ilgili kafanıza takılan her şeyi öğrenebileceksiniz. Şimdi ben ürünün iyi kötü yanlarından bahsedeceğim. Ürünle birlikte kutuda gelen malzemelerden bahsedeceğim. Bir de size şöyle genel görüntüsünü göstereyim dedim. Şimdi gördüğünüz gibi bu kullandığımız, biraz süpürdüğümüz hali, bir tane böyle dolu kirli halini göstereyim dedim. Sonra şu gördüğünüz küçük çocuk odamızı sizlere göstereceğiz. Süpüreceğim. Bunun için de tamamen boşaltacağım. Çekim gücünü, performansını falan göreceksiniz arkadaşlar. Ürünümüzün altında model numarası vesaire yazıyor arkadaşlar. İşte teknik sıkıntı olduğu zaman, götürdüğünüz zaman ürün orijinal ise size her türlü yardımcı oluyorlar. Videomuzu izlerken çarpı 2'de izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü biraz zaman alacak. Şimdi ürünümüzün görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şurada yandan havalandırma hortumları var. Yani vakum hortumu var. Kirli hazne yeri burası. Şuraya açtığımız zaman çıkacak. Onu da göstereceğim size. Yine arkada şöyle bir filtre kısmı var. Onu da şu iki tane klipsi açtığınız zaman onlar da çıkıyor. Onun haricinde üstünde şöyle çekim gücünü ayarlayabileceğiniz artı eksi yönünde gücü, yani vakum gücünü ayarlayabileceğiniz bir mekanizması var. Burada başlatma, burada da kablo özelliği var arkadaşlar. Kablosunu içine gömebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi burada da yazıyor, tam 12 metre uzunluğunda kablosu mevcut arkadaşlar. Ses oranı rahatsız etmiyor ama tabii çok yüksek de değil. Paketin içinden neler çıkıyor sorusuna gelecek olursak, kusura bakmayın, bu arada tripodum kırıldığı için telefonu elimle tutmaya çalışıyorum. Biz genelde bu yakışıklıyı kullanıyoruz. Bunların da tabii seri kodları falan var. Şöyle 4 farklı şekilde geliyor arkadaşlar. Örnek veriyorum, bu biraz daha şöyle gösterecek olursam şöyle yılan gibi kıvrılıyor. Bu biraz daha böyle koltuk altı için falan sanırım. Kitapçıkta bunların hangisinin ne için olduğu yazıyor tabii ki. Bu da sanırım turbo modda süpürmek için. Bu da gördüğünüz gibi böyle 360 derece dönme özelliğine sahip. Ki şöyle aşağı yukarı ve 360 derece dönerek halı, koltuk altı gibi yerleri falan daha güçlü, daha vakumlu bir şekilde süpürmek için sanırım. Bu da biraz daha ince hali. Kitapçıka bakıp bunların ne işe yaradığını görebilirsiniz. Şimdi ürünle ilgili bir tane dezavantajdan bahsedeyim. Hatta şu süpürge kısmını da alayım. Gördüğünüz gibi burada süpürgenin şu sap kısmını taktığımız klips midir, kliks midir mekanizması var. Şu düğme arkadaşlar, bu düğmeye basıp çıkarıyorsunuz normalde. İyi, hoş, güzel ama burası, bakayım gösterebilecek miyim size? Flaşı açayım hatta. Bakın. Şu içerideki gördüğünüz mekanizma çok küçük ve plastik. Siyahi bir plastik olduğu için kalitesiz. Yani bunun demir olması lazımdı. Bakın şöyle oynatıyorum. Şimdi bu buraya takıldığı için ne oluyor? Şöyle göstereyim. Bu buraya takıldığı için ne oluyor arkadaşlar? Siz bunu böyle süpürünce, bu arada şu eski diğer kullanmadığım 3 tane fırçayı kaldırıyorum. Örnek veriyorum. Biz bunu böyle böyle süpürünce, diyelim ki şurada sert bir cisim olsun. Bu masanın ayağı olabilir, herhangi bir nesne olur. Bu buna çarptıkça burası hasar görüyor. Ve doğal olarak siz bunu belli bir süre sonra değiştirmeniz lazım. Biz bunu daha alalı 2-3 ay oldu. Bir baktık burası oturmuyor, şu klips kısmı. Yani süpürge çıkıp çıkıp duruyor buradan. Yetkili servise götürdük, konuştuk. Dedik bunu nasıl yaparız, nasıl ederiz? Dediler ki efendim ilk sefer değiştirmeye ücretsiz ama ondan sonra 250 TL ücreti var. Hani şimdi 400-500 olmuştur sanırım. 2023 Nisan gibiydi yanlış değilsem. Yani 2023'ün başlarıydı ve şimdi 2023'ün sonlarındayız. Böyle bir fiyat dediler bize. Tabii şimdi bunu hiç kullanmadık. Bunda da belki bir defaya mahsus değiştirirler. Her bir kafada birer defaya mahsus değiştirirler ama şu kullandığımız kafayı bir defa tek mahsus bedava değiştirdiler. Yani benim demek istediğim ne? Bunun içindeki malzemeyi demir yapmaları lazımdı ki yakında bu da ölecek anladığım kadarıyla.
Sonuçta süpürgeyi böyle sağa sola çeviriyoruz. Bu da böyle gevşek olmasına sebebiyet veriyor. Yani bu konuda sınıfta kaldı maalesef. Buraya demir bir malzeme veya başka bir şey yapmaları lazımdı. Burayı nasıl sağlam tutturabilirsiniz? Burayı bir peçete ya da bir şey sararak buradan kaymasını engelleyecek şekilde, yani şuraya sağlam tutunacak şekilde olabilir. Bu şekilde bir malzemeyle ayarlayabilirsiniz. Ürünle ilgili ikinci sevmediğim şey ise arkadaşlar, şurayı görüyorsunuz. Burası şeffaf bir şey. Ve şu tutup taşıma kolu da buraya monteli. Yine öbür taraftan da göstereyim. Burası kırılırsa ya da çatlarsa, hava kaçırırsa kötü olur tabii ki. Ama umarım kırılmaz. Biz de mümkün olduğunca buradan tutmamaya çalışıyoruz. Yine şurada da aynı şekilde tutma mekanizması var. İç haznesi gayet güzel, geniş. Şimdi mesela ben şunu çıkartayım. Tekerle olmayacak. Videoyu dondurayım o yüzden. Aslında denedim de tekerle de oluyormuş. Şuraya bastırıp şöyle aşağı yukarı yapınca gördüğünüz gibi böyle çıkıyor. Burada. Bunu peki nasıl boşaltacağız sorusuna gelecek olursanız, şu altındaki turuncu çekme kolunu açtığınız zaman kapak ön taraftan açılıyor ve içini boşaltıyorsunuz. Yıkanabilir arkadaşlar. Bunun içinde filtre falan olmadığı için bunu gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. Daha sonrasında şöyle iç kısmında asıl vakumladığı yer var. Buradan, yani motorun içine kaba pisliklerin gitmesini önlüyor. Şuradan havayı alıyor gördüğünüz gibi içeriden. Buralardan filtreliyor falan. Yine aynı şekilde burada bir başka filtremiz var. Tekerle çıkarabilecek miyim? Evet, çıktı. Şöyle kendinize doğru biraz çekip daha sonra yukarıya çekmeniz lazım arkadaşlar. Şu da beyaz asıl HEPA filtre mi diyorlar, ne diyorlar? Bunu da 3 ayda bir yıkayın. İşte şöyle yapın, böyle yapın falan diyor. Ama bir ayda en az bence 2 defa yıkamanız lazım. O tek türlü koku falan oluşuyor evde. Bakın bu da bizim kullanım tecrübemiz. Dedim ya size, hani şuradan hava veriyor işte. Burası da o yanlar. Şimdi bunu geriye takıp bir de arkasındaki filtreler kısmını göstereyim size. Bunlardan da şöyle klipslerini açıp şurada bir tane sünger var. Bu en son artık. Buna ben bazen gül yağı falan damlatıyorum. Bu sayede güzel koku veriyor. Bu diğer koruyucu filtre arkadaşlar. Bu yıkanmıyor. Bunun belli, örnek veriyorum, size kalmış. Senede bir, 6 ayda bir yenisini alabilirsiniz. Ama bir seneye yakın oldu biz kullanıyoruz. Yani en azından 6 aydan fazla. Gördüğünüz gibi sadece bu kısmı pis oldu. Diğer kısma hiç şey bile yok ve kokladığım zaman kötü koku bile yok. Bu da buradan en son odanıza, içeriye verdiği hava arkadaşlar. Asıl olay şeyde bitiyor. Şunu şöyle kapatalım. Bu arada bunları oturturken klip sesini duymanız lazım. Şöyle biraz sert oluyor. Bu da onun diğer kötü yanı. Burada asıl kötü kokuyu engellemenizi sağlayacak şey arkadaşlar şu. Şunu ne kadar temiz tutarsanız, bir de şunu da 3 ayda bir diyor ama tabi bana göre ayda bir defa en az yıkamanızda tavsiye var. Bu da çıkan bir şey bu arada, onu da göstereyim size. Ha, bu arada böyle tutup çekerseniz şu süngeri yırtılır. Bu süngerle ikisinin arasındaki yapışkanı ayırmamaya çalışın. Böyle çıkıyorsa da tutkal yapıştırıcıyla bunu yapıştırın arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bunu da çıkarıp size bir göstereyim. Bakın bu şekilde pislikler birikmiş. Şimdi videomuzda son olarak ben bunu sizin için temizleyeceğim. Bunu da temizleyeceğim. Tabii yıkamayacağım bunu. Salonu da, bu daha doğrusu çocuk odasını da süpürdükten sonra içinde biriken pisliğe hep beraber göz atacağız. Ondan sonra videomuzu da tamamlayacağız. Bakın bu arada bu süngerden havayı emip şuradaki havadan dışarıya çıkarıyor. Yani size mümkün olduğunca kokusuz, temiz, tozsuz, topraksız bir hava sağlamak için bunlar önemli şeyler arkadaşlar. O yüzden bunu ne kadar temiz tutarsanız bu arkadan o kadar şey çıkar, temiz, güzel bir hava çıkar. Ürünümüzü gördüğünüz gibi şuradaki mekanizmayla uzatıp kısaltabilirsiniz arkadaşlar. Özür dilerim buradaki. Bunu böyle yukarıya çekiyorsunuz. Bu da böyle içeriye dışarıya ayarlanıyor. Peki
Bir tane daha özellik var. Ondan sonra çalıştırmaya geçeyim. Gördüğünüz gibi burası böyle aşırı yuvarlak. Bana göre kullanım kolaylığı sağlamıyor çok fazla. Özellikle şöyle alta girerken falan gördüğünüz gibi şöyle yan yatırmamız falan gerekiyor. Yani şurası biraz hantal gibi geldi. Peki geçmişe dönük olsaydı ben bu ürünü alır mıydım? Ürünü sadece şuna masraftan dolayı bile almazdım arkadaşlar. 10 üzerinden kaç puan veririm buna? Temizliği, performansı 10 üzerinden 8 eder. Ama ve lakin şu her şeyi bozuyor. Ben 6 ayda bir gidip buna 250-300 lira para mı vereceğim? Yani şimdinin parasıyla 400-500 lira. Her seferinde gidip buna tekrardan para vermek çok saçma oluyor arkadaşlar. O yüzden bundan dolayı kaybediyor parayı, yani puanı. 2 puan için değer mi demeyin. Sürekli gidip de bunun yenisini almakla uğraşacağınıza adam akıllı bunu da demirden yapsalardı ya da böyle sıkıştırılmalı eski sistem saplı bir şey yapsalardı daha güzel olurdu. O yüzden ürün bana göre sınıfta kaldı arkadaşlar. Ama dürüst olayım, çekimi, vakumlaması, temizlemesi gerçekten çok iyi. 10 üzerinden 8 eder. Ben beğendim ürünü o açıda. Şimdi bir çalıştırmayla başlayalım. Şimdi sizlere ürünümüzün sesini göstereceğim. Bence gayet normal süpürge şeyinde. Yani öyle çok sessiz falan diyemeyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane büyük halıyı, aşırı büyük değil de orta büyüklükte bir halıyı. Çocuk oyun matının üstünü altını. Şöyle yine çocuğun koridor kısmını ve şuraya kadar olan kısmı temizleyeceğim. Tabii çalışma masasının altını. Ondan sonra da size performansını göstereceğim. Bu arada makineyi susturayım. Şöyle kafası kısmında otomatik modu var arkadaşlar. İster zemini seçiyorsunuz. Zemini seçerseniz halıda iyi performans vermiyor. Halıyı seçerseniz de bu sefer zeminde performans vermiyor. Hani zeminde böyle sıfır boşluk varmış gibi bir vakumluyor. Şey yapıyor, bakın şöyle göstereyim, çevireyim bunun kafasını. Şu anda otomatik modda, yani bu esnek böyle. Halıya da bassanız, zemine de bassanız bu aşağı girip çıkıyor. Peki ben bunu halıya aldığım zaman ne oluyor? Hemen çevireyim. Halıya aldığım zaman fırçalar gördüğünüz gibi bir tık dışarıya geliyor. Peki parkeye aldığım zaman ne oluyor? Parke aldığım zaman şöyle fırça daha da dışarıya geliyor. Bu sayede vakumları, tozları, pislikleri daha kolay alıyor. Yani düz bir zemin olduğu için, halı gibi böyle çukurlu olmadığı için içine daha iyi çekiyor onu. O yüzden bence en sağlıklısı otomatikte kullanıp böyle hem halıda hem zeminde daha rahat kolayca çalışmak. Mesela pisliğin olduğu bir yeri göstereyim. Şurada küçük bir saç şeyi var, örnek veriyorum. Şöyle bir defa geçince alıyor. Bakın. Otomatik modda olduğu için geri çekince böyle tık 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 sekmeler yapıyor tabii ki. Ama vakumluyordu arkadaşlar. Halıya alırsam tamamen nasıl oluyor onu göstereyim. Halıya alırsam biraz daha zorlaşıyor durum. Siz buradan derecesini düşürüp arttırabilirsiniz. Ama bence orta seviye gayet ideal. Bir de parkeyi göstereyim size. Bakın şu an parkede hiç iyice zorlaşıyor halıda ileriye doğru sürtmek. O yüzden halıdayken sakın bu parke modunda kullanmayın. Veya parke modundayken, halı modundayken de halı modunu aldığınız zaman parkede kullanırsanız sese bakın. Yine aynı şekilde otomatiği alıyorum. Görüyor musunuz? Az önceki vakum sesi yok. Şimdi en son videonun devamını sizlere göstereceğim. Bu arada ürünle ilgili küçük bir şey daha söyleyeyim. Mesela böyle düz ince kilimler var ya, bunlara, düz halılara temas ettiği zaman bunu parke gibi algılıyor. Bakın. Makine hemen boğuluyor. Bir de bunu çok kolay hareket ettiriyor. O yüzden bunu bu halılarda
modu biraz daha düşüğe alıp ya da şuradan havalandırmayı açıp biraz vakum gücünü düşürmeniz lazım arkadaşlar. Ve ayakla destek atmanız lazım böyle süpürürken. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, videomuzu durdurmadan önce şöyle sadece bu odadan topladığımız pisliğe bakmanızı isterim. Şimdi durdurayım. Şöyle belki daha iyi anlaşılır. Sadece bu küçücük çocuk odasından topladığı toz, pislik ve inanın arka kısmından hiç kötü koku vesaire vermedi. Gayet güzel. Ürünümüzün modeli Electrolux Ultraflex. Bu arada buraya kadar maksimum kir doldurduktan sonra değiştirin diye tavsiyesi de var arkadaşlar. Sayın Electrolux yetkilileri, olur da bu videoyu izliyorsanız umarım şu kafa kısmına çare bulursunuz. Çünkü burasını her böyle 3 ayda bir değiştirmek çok saçma oluyor. Çok adi, kalitesiz bir malzemeden yapmışsınız. Böyle insan süpürürken ister istemez sandalye ayağı, masa köşesine ya da duvara vurabiliyor, kayıyor yani süpürge. Bu gayet normal. O yüzden buna bir çare bulmanız temennisiyle. Ürünümüz, eğer buna sürekli para vereceğim ya da ben bunu bir plastikle tuttururum, kaymasını engellerim diyorsanız alınabilir. Çünkü temizlik ve çekim gücü gerçekten yüksek. Bakın şu duvardaki pisliği görüyor musunuz? Halıdan pislik yapmış yani oraya. Halıdan çıkan tozdan duvar yapmış. Yıkanabilir olması çok büyük bir avantaj. Dışarıya koku vermemesi çok güzel bir şey. Teknik özelliklerine girmiyorum. İşte böyle hani şöyle çifte motor vesaire, vakum gücü, emiş gücü şu kadar bilmem nesi falan. İnternete girdiğiniz zaman bununla ilgili bir sürü teknik detayı görebilirsiniz. Emeğe saygı içinde videomuzu beğenirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.